kan bazı içinde. Hayır, hayır, bu da. Maşallah, bunun gülüşü de her şeye bedel. Derseniz elektrikler bir şey yapıyor. Cam da kapalı ama yine de gürültü var. Şöyle iyi misin sen? Şöyle. Akşam sen huzursuzdun, hiç uyumadın. Yatak boşaldı dedik ama müddetçe uyumadı. Sana çay yok. Seni diyete sokmuşlar. Bak süt var. Yumurta var. Çiçek balı var. He? Çay aldım, ben çay aldım. Ha, o zaman benim çayı koyayım mı sana? Tamam. Aa, dur, dur, elini çek. Elini çek. Tamam, var ya. Tamam, dur, dur. Ama kahvaltı şey ya, tam çayı koyacağım. Şey, yumurtanı söyleyeyim mi? Çorba içmeyeceksin yani. Tamam.
atıyor. Sen şeye girmişsin, onu kapatma şeyine girmişsin. Şey var. Aynen tereyağı var, bir de bunun çiçek balı var. Ama o tereyağı bulunuyor. İçine mi döküyor? Ha, yok, kenara bizi karıştırdım. Tamam. Ha, şey istemiyorsun domates. Tamam, o zaman. Peki. Yorma acaba çeneni. Yorma çeneni. Bak şu çay kaşığından alabilirsin, koyayım şöyle, oldu mu? Ben dolduruyorum. Tamam işte. Şunu çıkarayım. Ha. Al birazcık bakar ama yapacak bir şey yok ablacığım. Ha. İşte ben senin içinden şunu da alayım. Değil mi? Thank you.
beyefendi. Ağzındaki varken ki konuşma abla. Ha, söyle şimdi. Ağzındaki büyük töre yastığı. İğneyi. İğneyi. Tamam, oldu. Aha, aynen, uyuşturuyor yani, doğru. Bana da ona bakacak olsan bir tane yumurta verdi. Bu arada nasılsın? Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sabahın köründe kahvaltı derdine. Bir de şu uğultu derdine. Ne yapalım? Yok ya. Getireceğim dedi. Ona krem peynir dedi. Şu an yanımda yok dedi. Ben gidip mutfaktan alayım mı dedim. Hayır, sen bulamazsın dedim. Yemeğini dağıtacak da sen karnını doyuracaksın da sana krem peynir getireceğim. Al arkadaşım. Yok ağzımda bir şey. Evet hayatım. Krem peynir ve süt mü vermedim aslında? Süt verdim, krem peynir verdim. Şöyle alalım. Sağ ol. Kadının günahına krem peynir geldi. Dökeyim mi ablam bunu? Krem peynir de. Geldi, getirdi. Krem peynir yemez misin? Ağzına çok alma lokmaları, azar azar. Yine çok almışsın. Demek ki değişmiş bak, süt vardı şimdi bugün. Ben geldiğimden beri... Bu da bana sordu. Ne yapalım, ne yersin? He. Tereyağı bal, bir sıcak peynir. He. Çay mı dedi? Çay. Yumurta, yumurta dedi. Köy yumurtası dedi. Köy yumurtası bir de. Ama şimdi öyle verdi. Hastanın adını soruyor. Mübeccel börek dedi. Süt verdi. Yumurta verdi. Şimdi değiştirmişler. Ne bal yemek istiyorsan dolapta var, verebilirim. Hı? Bal da böyle ya, aynen yumurtam da yok. Ben küçük küçük doğradım, rahat yiyesin diye de. Yan taraftaki hastamız çıkınca benim başım ağrıdan bu oldu. Dedik rahat rahatız bugün. Ama bugün bir... Ya gündüz çok uyuduğumdan bugün bir şeyliği vardı. Uykusuz bir hali vardı. Allah Allah, bizim çaylar neredeymiş? Havalı mı? Ne? Ne dedin abla?
Havadan zikrat kuru. Ha, havadan değil mi? Doğru. Dizlerinin ağrısından. Doğru. Havada bugün nasıl biliyor musunuz burada? Döküldü dökülecek. Ağzındakini bitir öyle. Ağzın çok dolu. Hayır. Atma ablacığım başka. Hayır ağzındaki. Atma. Hayır. Pipetçe. Rica ederim lütfen. Bardanmamışken pipet vereyim mi? Akşam bak çerez istedi. Yüreğim ağzıma geldi. Doktor katı yasakladı zaten. Hadi dedim fındık, fıstık, şey, kajun, majun dedi vereyim. Ağzında biriktirdi, genizine gider, bir yaktım gitti, aldım. Zorla yuttu ağzında. Ağzında bir gitsin öyle aldım. İş şeyde. Tabağı altının önünde. Kız bakmayın öyle ilaçlardan dolayı uykusuz. Dün kan alırken mahsus. İmdat kız dedik. Gerçek sanıp da gelecekler dedik ya. Hayır hemşire de burada. İki kişi de başında damar yolu açılmıyor. İmdat ya sus diyorsan. Hatta doktorun, stajyer doktorun biri geldi. Hayırdır ne oluyor dedi. Başladık gülmeye. Aynen böyle. Şimdi tabağı çektim de imdat. Hemşire yetişecek, gelecek oradan hastaya bir şey. Tabağımı alıyorlar. Bak. Ağzındakini yuttu ablam ondan sonra. Hadi. Aslında ben sana sütü var ya, ılıcık ne güzel. İşte şeyde ısıtsam da içseydin, istemiyorsan tamam ne yapalım. Teklif var, ısrar yok bizde. Korkutmaya. Ya karşıdan karşıya geç gelse çabuk çabuk derken de şöyle bir yapar ben en dolanca giderim. Bittin mi ağzını? Tamam alabilirsin çatalı. Evet, duymuyorlar. Ay tövbe tövbe, gerçek bir şey olacak da gelmeyecek de. Ufacık bir şeye imdat diye bağırıyor. Servis alışlı. Ben de şu çıkar çekmeyeyim de. Priz bugün erken gelecek, bugün erken gideceğim ben eve. Akşama tekrar döneceğim. Çünkü gece yine ben kalacağım. Hava dedi sen git dedi. Ben geldiğim zaman git. Kaldığım zaman gece akşama kadar duruyorum. Evde dinlen biraz dedi. Akşama geç saat gene geldi. Ben dayanırım dedim ama gündüz ben buradayım. Gerek yok git dedim. Evde yap dinlen. Uyku yok. Yemek çelim. Gözünü aç. Sen de içme. Sabaha kadar uyumadım şu an. O zaman ilacını vereyim.
hayır hayır Alpan yemekten sonra dedi ya senin için. Yemeğim bir tık almalı ki ne yiyeceğim. Hayır. Kaldırayım, şuraya çekeyim, toparlayayım, tamam mı? Yatağını yatıracağım. Ben de durup aşağıya bir cesaret edeceğim. Bence aşağıya gitsek oturuyoruz, çay keyfine gidiyoruz. Yatağa yatmaya mı gidiyoruz bahçeye? Ayağımla. Hava sabah 6'da kalktığımda çok kapalıydı ama serin yine arkadaşlar. Denize bakar mısınız? Hastane odasında yani hakikaten pijamayla üşüdüm. Saat şu an 8:10 geçiyor. Filiz'i bekliyorum. Dediğim gibi o gelince hemen ben de çıkacağım ya da 5 dakika sonra. Ay bu gürültü de bu nasıl bir jeneratördür ya? Akşama gene gelirim. Hoş geldi. Bir öpücük. Sabah çok günaydın. Bir de hastane hareketi yapıyordu ya. Nasıl yap bakayım. Dudaklarda öpücük verirken düğme kadar kalıyor. Yap bakayım bak. Hoş geldin kızım. Tabii açayım. Ay yavrum benim, lilaları da giymiş kızım. Onu sağa sola sürme anneciğim. Evet. Kuşadası'ndan aldım, biliyor musun Faysa? Hayır, o değil. Kuşadası'ndan aldım. Bayramda aldım bu benim. Kuşadası'nda aldığımızı da gördüm, giydi buraya gelip ki o değil. Evet, sana havadisler vereyim. İyi mi kötü mü? Annen yüzü koyun kendi kendine döndü. Döndü mü? Hiç ellemedim. Dönüyor öyle. Süper. Şuradan onu seyrettim. Başta saat 10'a doğru kapıma bir yastık geldi. Kızılcık şerbetine bakıyoruz. Herhalde o an içim geçmiş. Oranın da şeyinden küt diye bir fırlattı. Saate baktım daha 10. Ha ben orayı boş bildim diye. Çok politikacı. Sen varın. Ama sen oradasın hiç fark etmedik. Neyse olabilir. Oradan gözetliyorum. Of akşam bir sıkıntısı tuttu nedense kız. Dedim ne o yatağın kerametinden midir? Şşş. Niye ki? Öyle dönüyor. Aa böyle dönüyor. Kalktım. Ayağını şey yaptım. Onu yaptım. İki kere çişimizi yaptık. Onu o rahat. Onda bir sıkıntımız yok artık. Öyle dönüyor. Dedim oradan bakacağım seyredeceğim. Ovuyor. Elletmiyor. Kolunu elliyorum. Elletmiyor. Kolum neden ağrıyor? Yattım o beni uyuyor sanıyor. Şşş. Vallahi öteki bacağı var ya öfkelenince, sen bunu arada bir öfkelendireceksin. Evet. Şşş, havaya şöyle kaldırdı, yemin ediyorum bir attı bir tarafa. Döndü kendisi. Usulacık baktım sesimi duymasın diye gülüyorum. Kendi aşkım hareket papatya. Kendi hareket etmesi iyi ben ya. Ben çok özledim seni. Sabaha karşı daha kahvaltı yapmadan Enikun'un yüzü koyun şu şekilde kendi yattı ayağını mayağını her şeyini kendi çeviriyor. Hiç ellemedim. Hiç ellemedim ama. Oradan baktım. Belki kızdı bana. Hiç umurumda değil. Aynen. Hiç umurumda değil. Evet, hiç umurumda değil. Yüzük oyun döndüğünü düşünsen annenin. Doktor bir şey dedi mi? Geldi mi? Geldi. Kendi doktoru gelmedi. Gençler geldi. Bir tane o ilk geliyor. Kuzum. Evet, sandalye yok. Yatırmayın dedi. Dedim yatmıyor. Burada oturuyor. Sandalyeye oturuyoruz. Sağa sola. Tamam dedi. Sürekli yatırmayın dedi. Dedim zaten yatırmıyoruz. Ne anne? Yarası olmasın. He? Yatak yarası olmasın. Bunu siz mi gidiyorsunuz aşağı? Onu kadınlara vereceğiz. Ha, koy istersen yukarıya o zaman. Yukarı koy oraya koyma boşver. Ha iyi. Hem yatak yarası olmasın diye hem orada sürekli yatağa bağlı kalmasın diye. Ama bunu gözetlemen lazım. Ellemeyecek. Bak nasıl dönüyor. Nasıl döndü?
Şuraya koyalım. Ben sana ne dedim? Filiz gelince dedim, dön de dedim, görsün dedim. Ne yapacağım? O dedemle sorun yok. Beklemeyeceğim. Şimdi ne istiyordun? Pazara çıkabilirim. Dereotum, aydınoz. Semizotum. O yeşilliklerden. Semizotunu yiyemezsin de yoğurtlama. Yoğurt. Nane. Dereotu. Bir de maydanoz. Kuzu kulağı. Roka. Roka. Maydanoz. Limon var. Ondan sonra evde doğru bir yeşil salata yapıp da getirebilirsin. Yeşil salata yapıp da getirirsem söner. Ben sana burada yaparım. Evde onları iyice yıkarım ben. Derin bir tas getiririm. Salatasını burada yaparım ama yağımız yok. Yağ getireyim. Ha, yağ zeytinyağı var. Belgin getirdi ya. Zeytinyağı var. Limon da var. Burada onun salatasını yaparız. Tamam mı? Hadi akşama görüşürüz. Yarım saat oldu canlarım benim eve geleli durakta. Dün ben otobüsten inerken ne ya? Hastaneden çıktım. Otobüse binerken 20 geçiyordu. Saat başını 20 geçiyordu. 10 dakika varken indim. Yine saat başını geçerken yok. Yarım saat oldu, otobüs yok. Yanıma bayan falan oturdu. O da Migros'un oraya gidecekmiş. Onu konuştuk. 33'te gidiyor benim oraya. Ona da binerim dedi. Oradan daha çok geçiyor. Bizim bir 33'te var sıkıntı. Tam saatinde gelmiyor. Onu söyledim bayana. Bayan da öyle dedi. Yok, 33'te bir sıkıntı var dedi. Kızı bilmem nerede çalışıyormuş bazen dedim. Vallahi ben 1,5 saat bir kere bekledim dedim. Ben yok gelmedi dedim ben. 40 dakika gecikmeyle geldi. Saati saatini tutmuyor. Saatinde geldi. Bir 33'e mahsus bu. 45 dakika bekledim. Yarım saat oldu. Yürüsen arası da bayağı var. Şöyle araba yolundan gelirken baktım. Dedim şöyle buradan Markantalya'ya gitsem. Markantalya'dan Belgin'in evi. Belgin'e yürüyerek gidiyordum biliyorsunuz. Oradan aşağıya gene gidiyorsun. Belgin'e yakın oradan. Aman neyse. Öyle böyle geçmeç geldik. Bazı yorumlarda arkadaşlarımız hep Filiz'i görüyoruz. Bir tane mi evladı var diyen arkadaşlar var. 3 tane, 2 kızı, 1 oğlu var. Murat iş çıkışı akşamları geliyor. Hatta videonun bir tanesinde bahsettik, bahsetti. Murat geldi işte beni kucakladı, yürüttü, etti diye. Çalışıyor, hayatımı da devam ediyor. Yani hepimiz bıraksak, başında olsak ya yapacağımız bir şey yok zaten. Emineceğimiz de bunu soran arkadaşlar büyük ihtimalle aramıza yeni katılan arkadaşlar. En küçük kızı Amerika'da. Her gün görüntülü konuşuyor. Videomuzun bir tanesinde de ben ilk gittiğimde denk geldik. Ne yapıyorsun hala derken hatta o da görüntüde çıktı. Onun gelme gibi bir şansı yok ama manevi yönden, maddi yönden her anlamda hepsi yanında. Hepimiz yanındayız. Her gün günde 2-3 kere görüntülü konuşuyorlar, ediyorlar. 3 tane var hayatım çocuğu. Yani şey değil. Bir tane değil. Ama ilgili olarak şu an tabii ki Filiz, Allah razı olsun ondan da, bir evladın yapması gereken şeyleri yapıyor. Bizler yanındayız. Yalnız bırakmıyoruz. Kesinlikle ki ben asla, hatta Filiz'le konuştuk. Herhalde büyük ihtimalle bugün de akşamüstü Pembe Yolcu ablası gidiyormuş. Filiz geldiğinde işte onu söyledi. Öyle dedi yani, hala dedi, Allah razı olsun dedim. Ne demek dedim ya, aşk olsun halam, olurum dedi. İlk önce dedi zaten dedi, annem hastaneye gittiğinde hani önceliğim senden, hemen dedi seni aradım dedi. Geçecek dediğim gibi, videoda gördüğünüz gibi verilen ilaçlar bazen bu şekilde onu halsiz bırakıyor. Yoksa geçtiğimiz videolarda gördüğünüz gibi hayat dolu, neşe dolu, cıvıl cıvıl. Neşemizden bir şey kaybetmiyoruz. Tek sıkıntımız işte eyvah eyvah şeyler gelince, aman bana bir kızıyor, bir kızıyor dedim, ne yapayım? Damar yolu bulunmuyor. Yazık, o kolları inanın bana her yeri çürük, şiş. Hatta en son hemşire geldiğinde dedim ben, dedim neden, hani niye çok ince dedi.
Artık canı yanıyor, kıpırdadıkça çok ince olduğu için az bir şey de kıpırdayınca tak başka tarafa kayıyor. Kaç kere kolu şişti, serum, ona hep dikkat ediyoruz. Damardan değil, boşluğa gidiyor geriye. Hemen şişti mi tak kapatıyorum, hemşirelere haber veriyoruz. Gelip tekrar işte o canına yetti. Öyle böyle değil, canına yetti. Bugün Filiz'e onu söyledim. Bugün dedim, baktım dedim ben. Öteki hastamız biliyorsunuz taburcu oldu. Oraya geçtim. O hala dedi, iyi dedi, rahat dedi, yatarsın. Çarşaf falan serdi. Her zaman bir sıkıntımız yoktu ama nedense akşam öyle bir sıkıntımız oldu. Uyuyamadı, kalkıyorum 5 dakika öyle çeviriyorum, böyle çeviriyorum, olmuyor. Şöyle yapıyorum, olmuyor. Sen bırak, ben kendim yaparım diyor. Artık ben de uyumuyorum, kendim yaparım dedi ya. Yalnız şeyi bağlamıştık, yatağı indirip kaldırıyorsun ya. O bağlanmıştı, onun yanına indirsin kaldırsın diye. Yattığım yerden o fark etmeden onu gözetliyorum ben. Sen elleme, ben kendim yaparım deyince dedim hadi yapsın, zaten şey, onun çabasını bekliyoruz biz. Kendisini salmasın diye. Baktım ayaklarını havaya kaldırdı, indirdi, bacağını kaldırdı, belini kaldırdı, kalktım. Ne yapıyorsun ablam dedim ben. Kendimi diyor rahat etmek için diyor ayarlamaya çalışıyorum dedi. Ben dedim şimdi buradan bunu keseceğim. Sen dedim bacakları havaya kaldırdın. bağlanan yerden kopardım, aşağıya salladım, düzgünce yatırdım. Sen elleme ben, tamam. Bakıyorum yattığım yerden uyumuyorum. Tabii saat 1'i 5 geçe falan tekrar bir kanı alındı. Filiz'e onu söyledim. Birazcık dedim, bırak dedim, gözetle, çok güzel dedim, uğraşıyor. Eğer biz hemen şimdi o dönmeye kalkınca tabii ki hareketlerini yaptırıyoruz. Hemen koşuyoruz işte, aslında yanlış. Birazcık onun iradesine bırakacağız. Dedim, sol ayağını attı. Mesela böyle düz yatıyordu. Buradan ayağını kaldırdı. Öteki ayağın altına attı. Kendini çektirdi. Bakıyorum ben. Üstü açık öyle bir durdu. Hemen usullacık mükü dedim. Efendim dedi. Üstünü örteyim dedim. Ört dedi. Dedim ne güzel döndün dedim. Ben seni gözetliyorum oradan dedim. Ayağını bayağı sol ayağını havaya kaldırıyor. İndiriyor bakıyorum. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Mesela kendisi böyle. Biz destekli yapıyorduk. Attı kendisi. Dedim çok güzel dedim, bu bir gelişme. Elim yavaş yavaş dedim. Kolunda yavaş yavaş dedim. Neyse sen yat yat diyor bana. Yattım. Ben tabii yine onu gözetliyorum. Uyur muyum? Yüzü koyun döndü. Yemin ediyorum şöyle döndü. Kafayı da çevirdi. Böyle. Öyle yatıyor. Hani sol ayağını çok güzel artık hareket ettirebiliyor. Sıkıntımız oydu. Kendisi döndü. Kalktım, sen dedim böyle rahat mısın dedim. Rahatım dedi. E tamam yat bakalım dedim. Biraz öyle yattı. Tekrar tabii kalktık bir 20 dakika sonra. Bakıyorum ona ben. Dönecek, kalktım artık. Yoruldu da. Çevirdim ettim gücüyle. Eski pozisyonuna getirdim. Hani gecemiz biraz şey geçti. Uykusuz herhalde dedim, öteki yatan şeyinden midir, akıbetinden midir, nedir, neyse hiç önemli değil. Ben uykusuzla alışkınım. Filiz'e onu söyledim. Halam dedim, böyle böyle dedim. Hatta Mükü'ye dedim, Filiz geldiği zaman aynı hareketi yapacaksın dedim. Hani o da bir rahatlasın diye. Hadi yap dedim, dedim akşam ne yaptın sen dedim ben. Dedim Filiz hiç elleme dedim ben. Baktım, tak yana döndü, sol ayağını küt diye öteki tarafa attı. Salladı bu tarafa, açtırdı. Aa anne ne güzel falan dedim onu Filiz'e. Biraz kendisi dedim çaba şey yapsın. Biz koşturdukça dedim şey yapmıyor. Tabii ki biz de destek olacağız ama dedim bu çabası daha iyi en azından. Zaten doktor geldi, farklı bir doktor. Birkaç tane. Filiz geldi, mahala geldi dedim ben. Hep yatmasın dedim, yatmıyor. Maşallah biz aşağılara gidiyoruz. Refakatçinin açılan koltuğuna oturtuyoruz. Orada bir yarım saat falan oturuyor. Aşağıya indir ki onun içine bir hareket, ayağın üzerine basıyor. Gidişatımız iyi. Bakmayın bugünkü videoda ilaçlar, tabii bazı ilaçları onu öyle şey yapıyor. Halsiz bırakıyor.
vardır doktorlarımızın da bir bildiği. Güzel gelişmelerimiz var. Şu şekilde gözükse de yok değil. İlaçların etkisinden bir arkadaşımızın biri sormuş. Kendisi lavaboya hayır hayatım. Yok. Sondamız vardı. Onu çıkarttık artık. Farklı bir şekilde şey yapıyoruz. Benim zaten gücüm yetmez. Keşke ah eski gücüm olsa. Hep onu diyorum. Bir köyle konuşuyoruz mesela. Çekim arkasında sohbet ediyoruz. Öyle diyor o da. Ah diyor ne hastalar. Tabii ben de eski arkadaşlar bilir ne hastalar baktım. Kucağıma alıp götürüyordum. Yok korkuyorum. Koluma güvenemiyorum. Ben de onu sandalyeye oturtup aşağıya indirebilirim. Ama ben koluma güvenemiyorum. Hani bana destek olur da. Bir an tutmamazlık yapar. Zaten arkadaşımızın bir tanesi demiş. Sakın ha sakın. Ay çok sağ olun bilgilerinize. Hani yardımcıların yanında film çekilecekse her neyse tomografi o bu. Refakatçi de gitsin. Aman abi öyle hastalar çok hassas düşürdünüz mü? Sil baştan diye yazmış. Bak bunlardan bir bilgimiz yoktu. Çok sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Tabii ki yalnız bırakmıyoruz. Ben kendime o yönden güvenemiyorum. Az keşke kendi şeyim olsa, sağlığım olsa. Aman hala zaten Filiz de ondan korkuyor. Aman hala sakın sen diyor. Tutmuyor. Bir anlık dedi boş olur tutmaz dedi. Olmaz dedi. Şimdi kalkalım. Biliyorsunuz onun istekleri vardı. Pazara gideceğim. Pazardan onun isteklerini alayım. Onları bir hazırlayayım. Önce bir 4-5 su burada yıkayayım. Orada yıkayamam. Kapaklı bir kap map onları hazırlayalım. Önce bir pazardan onları alayım. Meyveler daha pahalı arkadaşlar. Ha yaprak soracaktım ben ya. Ha yaprakları soracaktım. Ne kadar yaprak? Abi. 130 abi. Kilosu. Kilosu 130. Şimdi alsam saracak vaktim yok. Alsam iyiydi de. Şu an zamanım yok. Neyse ben onun dediklerini alayım da. Ben de çektim. Ay yapraklar da pek tazeydi de aman o ne ya 130. Ama bir kilosu da bayağı gelir. Alsam dolaba koysam. Burası şey değil. Haşlayıp. Neyse alırım belki ya. Haşlayıp peşeye koyarım. Dondurucuya. Tamam. Şimdi kolum geldi galiba. Hah, benim yeşillikçi orada. Hemen oradan alalım, doğru elimize. Yeşilliğini buradan alıyorum. Alışkanlık bir yere şey yaptım mı tamam. Selamun aleyküm. Havuç ne kadar? 35 lira. 1 kilo ver bakalım. O da 35 lira. Yok yok 1 kilo ver diyor. Kazılar da var. Eyvah eyvah. Var mı kesin? Var. Bana o havuç kimin? Havuç mu? Bir tane kere. Ablacığım bir tane kere. Bir tane roko. Bir demet maydanoz. Dereotu. Nane. Şimdi bir tane, bir tane tere, heh, bir tane dereotu, evet, bir tane nane, roka, bir tane roka, maydanoz, reyhan ne kadar? 20 lira olur. Sana 15 olur. Bana 15 olur. Evet. Fesleğen? 17. Ne? Fesleğen 20. Bir tane ondan ver, 4 tane bundan ver. 15 dedin ya. Tamam. Marul küçüklerinden olsun ya. Çok büyük bunlar. Dört ince mi olsun? He? Havuç ince mi olsun? Fark etmez. Tamam koy oraya kavucunuzu. Ablacığım marul da alacağım ama. Hangisinden vereyim? Ya çok büyük bunlar.
Küçük de var. Küçüğünden ver şunlardan kılıbıçıkları. Dur ben sana vereyim. Hadi. Ne kadar marul? 22 mi? Bir 25. tane. Bir tane olsun. Ayşe hastaneye mi götüreceğim de o da çok. Neyse evde bırakırım. Hadi olsun o. Bir ice pack vereyim sana. Onu istemeyebilir. Tamam. Buyur abim hoş geldin. Evet bu kadar. Ne kadar? Ben sana bunları büyük torba yapayım mı? Ver ama. Bir zahmet. Yaprak gözümü kesmedi gene. Sizi bir kavrayayım da. Vallahi pazar aynı pazar. Pazarda hele meyve almış başını gitmiş. Hadi sebzeyi bir derece diyeceğim. Fazla uygun yani. Fazla pahalı demeyeyim. Anam bunun da en küçüğü bu. Küçük olsun dedim. Çocuk mu yapsın? Havuçları mahsus iri aldım. Ona havuç çorbası yapacağım. Sizi şöyle dolaba koyalım. Havuç çorbası yapacağım. Havuç. Çok gelenleri de ne yapayım şey yapacağım artık. Kendim sprece sarıp her gün de götürsem olur. Ne olacak? Bir o şimdi. Maydanozumlara, maydanozdan koyalım biraz. Bunları dediğim gibi ben arkadaşlar 5-6 su yapacağım. Bunları da saracağım. Dokamızı alalım, kerevizi alalım. Şifa olsun yüküme. Şimdi bazı arkadaşlar der neden yarısını öyle alıp da götürmüyorsun da yarısını götürüyorsun da. Dolabımız minnacık. Sığdıramıyoruz. Geçen Filiz'e dedim her yoğurt veriyorlar. Allah aşkına götür şunları dedim ya. Dolapta koymaya yer yok. Olmuyor. Hepsinde nazar eder ben onu buradan evden tıkar tıkar götürürüm. Dereotu istemiş miydi kız o yoksa ben yanlış semizotu dedi herhalde. Neyse dereotu da koyayım. Mücver yapayım bir arada onu. Mücveri de seviyorum. İşte zamanım olsa. Nanemizden. Fesleğenimizden. Roka, tere. Sizi kevgirden geçireceğim. Ha, Reyhan'ı çok sever. 20 lira Leyhan. Leyhan. Reyhan 20 lira. Fesleğen kız bu Reyhan ya. Üf, ben de sapıttım ha. Vallahi sapıttım. Sen de şurada dur. Ha, 3 tane bunları şerbetini yapacağım ona. Onlara da bir derin kabın içine koyayım. Şöyle iyice bir. Birkaç kilo bunları yapayım ki. Buzluğa koyacağım. Buzlukta. 4 liraya, 5 liraya almıştım bunları. Biliyorsunuz şerbetini yapıyorduk. Neyse. Ne yapalım? Hangisi yerinde duruyor deseniz ya. Şunu yapmışım çöp torbası. Tamam.
seni de buraya. Sen gel şöyle. Onları kalan da artık streçleyeceğim. Streçim vardı herhalde. Dolaba. Geldiği zaman, istediği zaman yukarı yukarı götürürüm. Ah daha buraları toparlanacak. Marul koyduk mu koyduk. Ne yapalım canlarım benim. Kaçalım gidelim artık. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.